Çünkü bu sadece Allah'tan istenir. Zira Allah-u Teala bütün şefaatlerin öncelikli tek sahibinin kendisi olduğunu ferman ediyor. Benim izin verdi, benim salahiyetli kıldığım, benim izin verdiğim ancak benim izin verdiklerime şefaat edebilir. O zaman bunun istenildiği makam kullillahi şefaatü cemi'a lehu mulkus semavati vel ardı thumme ileyhi turcaun. De ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döneceksiniz. Bu neyi ifade eder? Demek ki biz şefaat isterken şefaat bir dua, dua. Affedilme, bağışlanma, hoş görülme, müsamaha ile karşılanmayı talep etmedir. Dua sadedinde biz şefaat isteyebiliriz. Ama şefaatin sahibinden, şefaatin sahibi salahiyetli de kılsa, izin de vermiş olsa, biz şefaati katiyetle onlardan isteyemeyiz. Meleklerden isteyemeyiz. Çünkü bu Allah'tan gayrına yalvarma, Allah'tan gayrından isteme anlamında, ona ortak koşma anlamındadır. Ha, şöyle diyebiliriz. Allah bizi şefaatçilerin şefaatine nail et. Bizi şefaat edicilerin şefaatine nail et diyebiliriz. Ama katiyetle isim zikretmeden, ha, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail et diyebiliriz. Meleklerin şefaatine nail et diyebiliriz. Veyahut da şefaat edicilerin şefaatine nail et diyebiliriz. İki, Allah'tan gayrı şefaat istenilen hiçbir kimsenin şefaat etmeye muktedir olmadığıdır. Yani Allah'tan gayrı kim olursa olsun şefaat etmeye salahiyetli kılınan iyi bilinmelidir ki Allah'tan gayrı kimse kendi başına izinsiz istediğine istediği zaman şefaat etme hakkına sahip değildir. Çünkü Allah'tan istersen eğer duan müstecap kabul edilmiş ise, buna layık bir konumdaysan, genel ifadede tevhid ehli olma zorundasın. Çünkü kendisi tevhidin dışında kalan kimselere katiyetle onlar öyle ahirete giderlerse onları affetmeyeceğini, bağışlamayacağını söylüyor. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışındakini istediğine, istediği gibi bağışlayabilir. Af edebilir. Buradaki tek şart genel anlamda demek ki tevhid ehli şefaat etmeye de hak sahibidir. Şefaat edilmeye de hak sahibidir. Öyleyse genel anlamda ilk bilinmesi gereken şey şefaat etme hak kazanabilmek için, yani bir ölünün cenazesindeki duanız, şefaat edilmeyi hak edebilmek için yine tevhid ehli olmanız gerekir. Hadis-i şerifte de zikrettiğim gibi tevhid ehli olarak yani ölen birisine 40 tane tevhid ehli onun cenazesinde bulunup ona dua ve istiğfar etse Allah onların şefaatlerini kabul eder diyor. Evet. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ.
وَلَوْ سَمِعُمْ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Onu Allah'a bırakıp kendilerine yalvardıklarınız, kendilerinden şefaatçi olmalarını istedikleriniz ise bir çekirdek zarına bile sahip değiller. Tabi hurmanın içinde çekirdek ile o et arasındaki o incecik zar var, jelatin kağıdı gibi. Kıtmir odur. Ona bile sahip değiller. Buna sahip olmayanlardan sen nasıl affedilmeni, bağışlanmana, onların aracı olmalarını, hele bir şirk ve küfür ehliyse onlar nasıl şefaat ehli olabilirler? Eğer onları, evliyalarınızı çağırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Yani sizin onları Allah'a ortak edişinizi bile reddederler. Düşünün, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed bana şefaat et deseniz, şefaate salahiyetli olmasına rağmen Allah'ı bırakıp ondan istediğiniz için o sizin bu şirkinizi reddedecektir. Bırak kabulü. Evliyalar, veliler, dostlarınız bile sizi reddedecekler. Şeytan bile bunu reddedecektir. Size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Çünkü Mekkelilerin sorunlarından, hani neden bunlara ibadet ediyorsunuz denildiğinde, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا اُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا اِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bunları neden ilahlar edindiniz ve onlara ibadet ediyorsunuz denildiğinde, bunlar Allah'tan gayrı onlara zarar ve fayda vermeyeceklere ibadet ediyorlar. Ve onların Allah'la aramızda bunlar bizim şefaatçilerimiz diyorlar. Allah da diyor ki siz Allah'ın bilmediklerini mi öğretiyorsunuz? Birileri mi onu salahiyetli kıldı size şefaatçi olsunlar diye? O mu onları şefaatçi tayin etti? Böyle bir şey indirmedi ki. Siz Allah'a bilmediklerini mi öğretmeye çalışıyorsunuz? Burada da anlattığı odur. Sana her şeyden haber olan Allah gibi hiç kimse buna haber veremez. O bu yaptıklarınızın ona ortak koşmak, şirk olduğunu anlatıyor. Mekkeli müşriklerin de tenkit edildikleri Allah'tan gayrı ilah edinme ve onlara ibadet etmeleridir. Allah Resulü'nün hasseten yollanıldığı Mekke'ye davetine ilk muhatap olan Mekkelilerin ilk itham edildikleri, tenkit edildikleri yer Allah ile kendi aralarında şefaatçi ve aracı edinmeleridir. Bunun dışındakiler çok basit olarak zikredilir. Bu mevzu 50 kere zikrediliyorsa onlar 1-2 kere zikredilir ve geçilir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Onlar Allah'tan gayrı kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar. Bu hitap Mekkelilere'dir. Allah'tan gayrı ne zarar ne fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar. Bunlar kim? İlah edindiler diye itham edildikleri Lat, Menat, Uzza, Obel. Obel'dir. Bunlar kim? İbn Abbas'ın naklettiği gibi dedeleri zamanında ölmüş salih kimseler.